Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir aplike çalışması var. Aplikemizde penguen çalışacağız. Penguenimizi çalışmak için gördüğünüz gibi birkaç tane rengimizi kullandık. Ee, ana renk olarak siyah ve beyazımızı kullanırken diğerlerini dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yuvarlaklarımızı örerek gövde kısmını ve baş kısmını örüyoruz. Aşama aşama birleştirerek kollarını, ayaklarını ve yüzünün işlemelerini de yaptıktan sonra aplikemizi kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. En son boynunun atkısını da bu şekilde mavi renkten ördüm. Sizler tabi dilediğiniz renklerden örebilirsiniz. Kullanacağınız yere uygun olarak çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Seyfimle penguenimizi örmek için zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve birinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve şu şekilde minik bir yuva yapıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çektikten sonra şöyle sıkıştırıyorum. Elimle yuvamı tutuyorum, tığımın başını doluyorum ve yuvamın içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum zincirimi çekmiştim bir ikinci trabzanım örüyorum ve devam ediyorum 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 ve 12. trabzanımı da örüyorum. Ve başlangıçtaki zincir çekmiş olduğu ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve içinden diğer ilmeğimin içerisinden şu şekilde geçiyorum ve birinci sıramızda 12 tane trabzanımızı örüyoruz şöyle ipimizi bakınız ardından asılarak aradaki boşluğu kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekerek ikinci sıramıza başlıyorum başını doluyorum hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile 12 olan trabzanımı Hepsini ikişer defa örerek 24 trabzan sayısına çıkaralım. Her bir trabzanımızı iki defa örelim. Siyah ama yine de görünüyordur. Bakın şu şekilde asılıyorum. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer batarak örelim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Tekrar ilk başlangıçtaki zincirimin üzerine geliyorum. Şöyle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen aynı yere yani dibine batıyorum bir tane çift örüyorum yanındaki trabzanımı tek örüyorum bir sonrakini bir aynı yere batıyorum 2 bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz bu üçüncü sıramız üçüncü sıramızda bir çift ördüm bakınız hemen yanındakini tek olarak örüyorum yanındakini bir ve iki çift olarak ördüm ve bu şekilde bir tek bir çift tamamlayalım trabzanlarımı yuvarlak bir şekilde örerek geldim orta kısımda 12 olarak başlamış olduğumuz trabzanımızı ikinci sırada her sırayı iki defa örerek 24 trabzan sayısına ulaştırdık üçüncü sıramızda ise bir tek bir çift bir tek bir çift olarak ördük ve 36 sayısına ulaştık burada sayılar çok önemli değil yanılmış da olabilirsiniz yani sayılara o kadar takılmayın şimdi üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra başlangıç yerime gelerek batıyorum şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine atıp çıkıyorum bir tane sık iğne yapıyorum hemen yandaki trabzanımın üzerine batıyorum çekiyorum bir sonraki trabzanıma batıp çekiyorum ve her trabzanımın üzerine sık iğne ile başlangıç yerimize kadar örerek devam ediyorum sadece batıyorum kapatıyorum bakınız batıyorum ipimi alıp kapatıyorum Evet sıra başına kadar devam edelim Evet bir uçtan bir uca kadar başlamış olduğumuz sık iğnelerimizi örerek geldim. Bakın şöyle hafif bir döner gibi oldu. Eğer daha fazla döndüyse lütfen arada ikişer defa batarak düzeltin. Bakın şu şekilde gayet düzgün durmakta. Yani herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Evet birinci kısmı tamamladık. Şimdi başını örmeye başlayalım. Baş kısmını örmek için de tıpkı ortadaki başlamış olduğumuz gibi zincirimizin içerisine 12 tane trabzanımızı doldurarak örmeye başlayalım 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 başlangıç zincirime batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra hazırlamış olduğum yuvanın içerisine toplamda zincirimizle birlikte 12 tane trabzanımızı örelim 12 tane trabzanımı ördükten sonra yine başlangıç noktama gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Ve ilerlemeye başlıyorum. Hemen yanındaki trabzanı da 2 defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımızı da 2 defa örüyorum. İkişer ikişer bakınız. 2, 4, 6 tane trabzanımız ördük. 3 taneyi çift ördük. Ve üçüncünün yanına bir tane daha örüyorum. Bakınız. Üçüncü trabzanımı 3 üç defa ördüm. Her ikisini çift ördüm. Üçüncü trabzanımın üzerinize 3 defa battım. Tekrar yapalım. Bir tane çift ördüm. ikinci çiftimi örüyorum. 1 ve 2 İkinci çiftimi ördüm. Üçüncü ise üç defa örüyorum. Bir, iki. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. Tekrar devam edelim. İki tane çift, üçüncü üçlü olarak örelim. Bir, iki. Bir çiftimi ördüm. Bir. İkinci çiftimi ördüm. Üçüncü ise üç defa örüyorum. Bir. 2, 3. Kalan ilmeklerimizi de örerek tamamlayalım. Son trabzanımı ördükten sonra başlangıç zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, hemen dibine batıyorum. Bir önceki gövde kısmında örmüş olduğumuz gibi bütün trabzanlarımızın üzerine sık iğne ile örüyoruz. Başlangıcımıza kadar tamamen çevresine sık iğne olarak örelim ve tamamlayalım. Son trabzanımıza kadar geldim, batıyorum ve başlangıçtaki bir zincir çektiğimiz yere gelip arasından geçiyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi keselim. Hem başımızı hem de gövdemizi şu şekilde tamamladık. Bakın burada ikinci sıramızda daha çok artış yaptık. Çünkü şu şekilde başımızı biraz yanlara doğru çekeceğiz. Evet. Gövdemiz ve başımız. Penguenimizin bölümlerini birer birer örüyoruz. Her ikisini bakınız. Başıyla gövde kısmını diktim. Şu aradan. Şimdi yüz kısmının bir parçasını çalıştım. Şimdi diğer parçasını sizlerle birlikte çalışacağız. Gözüyle bakınız. Kirpiklerin olduğu bölümü de işledim. Bu şu taraf için kirpikler dışa gelecek diğer kısmı da sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım 5 tane zincirimizi çekiyorum hep 5 çekiyoruz 1 2 3 4 5 5 zincirimizi çektikten sonra birleşme noktasına gelerek batıyorum 1 2 tane zincirimi çektikten sonra yuvamın içerisine başını doladım bir defa da çektim Tekrar başını dolayarak bir defa da çektim. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Şu şekilde biraz sıkıştıralım. Ve doldurmaya devam ediyorum. 4, 5, 16 tane olana kadar örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Şöyle ipimi de gizlemek istiyorum. 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 defa ördükten sonra başlangıçtaki zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra dibine batıyorum ve bütün çevresini sık iğnemizle dolaşıyoruz. Eğer toparlayacak gibi olursa aynı yere şöyle iki defa hemen batabilirsiniz. Toparlamasına fırsat vermeyin. Sık iğnelerimizi örerek tamamlayalım. En son sık iğnemi ilk sık iğnemle birleştiriyorum. Geçişimi yapıp bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi koparıyoruz. Arkadan asılıp orta kısmı daha güzel bir şekilde kapamaya çalışıyorum ipimi hemen içeriye alıyorum kopardığımız ipimizi arkaya güzelce gizleyelim baş kısmını hemen hemen tamamladık şimdi fazla iplerimizi keselim arkada yığılı kalmasın Evet şimdi elimizle şu şekilde bir düzlük ve verevlik verelim. Şöyle çevirelim bakınız. Her ikisini aynı yere dikmemiz gerekecek bakınız şu kısma. Şimdi buradaki gözümüzü ve kirpiklerimizi işlediğimiz gibi bu tarafa da işlemeye başlıyorum. Siyah ipimi takıyorum. Siyah ipimize bakınız şuradan başlayalım. Aynı denk olması için şu kısımdan giriyorum. Meyilimi veriyorum yukarıya doğru. Yukarıya doğru mailimi verdikten sonra hemen altına şöyle giriyorum. Yığılmasını önlüyorum. Arkadan da düzeltiyorum. Şu şekilde devam ediyorum. doğru düşmesini engelleyelim Şöyle bakınız. Bir tane daha battım bu kısma. Küçücük bir şey battım. Yığılma olmadan bakın şu şekilde sabitledim. Burada boş bir ilmeğim yok. Şöyle gördüğümüz zaman şimdi e, kirpiğimizin hemen yönlerini de yapmaya başlayalım. Aşağı kısımdan giriyorum uzatıyorum sona doğru bir diğer taraftan tekrar alıyorum şöyle elimle düzelterek şu kısma batıyorum ve kirpiklerimizi bu şekilde tamamlıyoruz şurayı biraz daha asılarak düzeltmek istiyorum çok bozmadan Evet şimdi yüzümüzün üzerine gözlerimizin her ikisini de yerleştirerek dikelim. Şu şekilde yerleştirelim. Kenarlardan dikmeye başlayalım. Beyaz ipimizle dikelim. Sık iğnemizi yaptığımız yerden güzelce uygunca görülmeyecek şekilde dikişimizi yapalım. Ortalayalım şu şekilde diğerini de dikeceğimiz için bir tarafa daha fazla taşmasın. elimizde ayarlayarak gözümüz dikelim. Penguenimizin karın kısmını çalışmaya başlayalım. Yine 5 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5. Bağlanıyoruz. Hemen bakınız minik yuvamızı her her seferinde yaptık. İki tane zincirimizi çekiyoruz. Gözlerimizde yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyoruz. Başına doladıktan sonra batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Tek seferde 12 defa işlemimizi tekrar edelim. Tek seferde ilerliyorum. Evet sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12. de örüyorum. Tek seferde ipimi sıkıştırıyorum. Ve geçişimi yapıyorum karşı tarafa. Şu şekilde geçişimizi yaptık. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün sıralarımızın hepsinin üzerine ikişer defa batarak başlangıç noktamıza gelelim. Üzerine de bir tanesini çift bir tanesini tek yani bir trabzanımıza iki bir trabzanımıza tek batıp çıkaralım ve görüşelim başını dolayalım çekelim karın bölgesini ördük şimdi hemen beyaz ipimizle aynı şekilde dikelim bakınız bir iki üç tane sıramız ördük dördüncü olarak sık iğne ile geçtik her seferinde en son sıramızı mutlaka sık iğnemizle geçiyoruz güzelce yine dikmeye başlayalım Kenarlarından dikelim. Daha sonra diğer parçalarımızı örmeye başlayalım. Aşama aşama çalıştığımız penguenimizin ayaklarını yapalım. Bakın bir tanesini çalıştım. Şimdi ikincisini birlikte çalışalım. Şöyle bıraktığımız zaman bakınız tam orta göbek kısmını şu şekilde ayarlıyoruz. Hemen 1-2-3 tane trabzan yanından başlıyorum şu şekilde 3 trabzan bitişi olacaktı 1 2 3 şuraya gelerek batıyorum hemen siyahımıza aynı yere bir daha batarak sağlamlaştırıyorum Tığımın başını doluyorum bir ileriye geçiyorum bir seferde alıyorum aynı yere yine tek sefer başını doladım ikinci kez alıyorum aynı yere başını doladım 1 2 tekrar başım doladım 1 2 toplamda bir tane bakın sık iğne olarak battım iki başında dolayıp çektim iki tane de trabzanımı ördüm şurada bakalım 1 2 3 4 5 toplamda 7 tane ördük burayı şöyle bakalım 4 oldu 5. örüyorum trabzan olarak 6. tek seferde çekiyorum 7. tek seferde çekiyorum ve hemen yanındaki göze Girerek batıyorum ve şu şekilde çıkıyorum bir tane de zincirimizi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ayağımızı yapıyoruz toplamda 7 tane trabzanımızı örüyoruz başta ve sonda ikişer defa başını dolayıp çekiyoruz ortadakilerin ise ikili trabzan şekliyle örüyoruz başlangıç ve bitişte de hemen yanlarındaki bölümü birer tane sık iğnemizi uyguluyoruz arkaya da şöyle çekiyoruz iplerimizi şimdi penguenimizi kollarını çalışalım ve fazla iplerimizi hemen keselim ki arkamızda yığılma yapmasın Evet şimdi şu görmüş olduğumuz boşluktan kollarımızı çalışalım gayet güzel olacak bitince Siyah ipimi yine alıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle ölçümüzü alalım. Şuradan başlayacağız. Bakınız kolumuz şu şekilde çıkacak. 10 11 12 13 14 ve 15 tane zincirimi çekiyorum. 15 zincirimi çektikten sonra 1 2 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bakın direkt batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına bir defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Tekrar bir defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kalan zincirlerimi ikili trabzan şekliyle örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. En son trabzanı varana kadar ikili trabzan olarak ördüm. Son trabzanıma batıyorum ve örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra son alttaki zincirimi sıkılıyorum. Yukarıdan da zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Bakınız kolumuzun bir tanesini çalıştık. Şöyle şu kısma dikeceğiz. Birazını yukarıdaki çenesinden alacağız. Birazını omzumuzu ve gövdemizden kenarlarından dikerek tamamlayacağız. Bir tane kolda aynı şekilde diğer tarafa örelim. Bak çalışması yapalım. Penguenimizin dudağını güzelce dolduralım. Ortaya dolduruyorum. Sonra minik bir e, gülümseme vermek istiyorum yanlardan. Ama şu an ortaya biraz dolduralım. Kenara çıkıyorum. Yukarıya doğru. Şöyle geçiyorum. hafif bir gülümseme olsun istiyorum. Evet. Penguenimizin yanağına da bir pembeyle bakınız birkaç sıra geçtim. Diğer yanağımızı da sizlerle birlikte yapalım. Düz dolduruyoruz sarma yöntemiyle. Dik bir şekilde doldurdum bakınız. şekilde sararak dolduralım. İçinize sinene kadar, gözünüzü hoş gelene kadar yanaklarımızı pembe yapalım. Bu enimin kolunun bir tanesini diktim. Diğer kolu da sizlerle birlikte dikelim. Bakınız çene kısmıyla omuz kısmının üst kısmına yerleştiriyorum. Şu şekilde. Çene kısmından batıyorum. Aynı zamanda kol kısmını da kavruyorum bu kısma güzelce dikişimi atıyorum. Burayı yeterince sabitledikten sonra diğer tarafa doğru geçiyorum. Gövde bölümüne doğru. Bakınız şuraya geliyorum. Gövdemizi sabitliyorum. Yöntemizi sabitledikten sonra bir kenarımızdan bir kolumuzdan alarak birleştirerek aşağıya doğru iniyoruz. Şu kadar bir mesafe kalana kadar dikelim. Evet ellerini de diktikten sonra bakınız çok hoş oldu. Çok sevimli. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bu haliyle bile kullanabilirsiniz. Ama şimdi biz mavi renkten bir tane atkı örmek istiyorum boynuna göre atkımızla birlikte çalışalım hemen zincirimizi çekmeye başlayalım boyun kısmını kavrayacak şekilde örelim çok kocaman olmasın şöyle biraz omuzlarından dışarı doğruya şöyle yönlendireceğiz bunu da birlikte ayarlayalım zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle boynunu ölçelim Şuraya biraz taşıacaktı, Biraz da dışarıya 15 biraz örmemiz gerekmekte. 16, 17, 18. Tabi sizlerin ipine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden şöyle boynunu ölçelim. Boynuna göre başlayalım. Evet 19 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ilave ediyorum. 20 zincirim oldu. 1, 2, 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün zincirlerimi tek seferde örüyorum. sona kadar bu şekilde örerek ilerleyelim sona kadar geldim bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir zincir çektim bakınız hemen ikinci trabzanımı atlıyorum üçüncü trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum sıradakini örmüyorum üçüncü trabzanın tepesini örüyorum bir defa başını doluyorum çekiyorum sıradan ilerliyorum şimdi birer birer Mail vermek istedik, o yüzden atlama işlemini yaptık. Kalan iplerimizi bu şekilde yaparsanız böyle minik aksesuarlar örerken çok yardımcı oluyor. Kalan iplerimiz derli toplu da olursa hiç karışmadan işinizi görebilir. Evet buraya kadar geldim. Şimdi son trabzanın üzerine başını doluyorum en son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum başını dolayarak geldim bakınız bir tane zincirimi çekiyorum kesiyorum şöyle boynuna atkısını ördük boynuna atkısını bu şekilde şimdi dikeceğiz ama atkımızın bir tane minik uç dikelim şuraya hemen zincirimizi yine çekmeye başlayalım 2 3 4 5 6 7 8. Eğer kız çocuklarımız için öreceksek kız çocuklarımıza uygun güzel atkılar tercih edebiliriz. Yani atkı renkleri. Bunu ben erkek çocuğunda kullanmak istiyorum. Evet, şimdi zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3. zincirimin içerisine girerek batıyorum. Ve birer birer sona kadar başını doluyorum. Her zincirime batıyorum. şöyle sıkıştırıyorum en son bir tane de zincirimi çektikten sonra tekrar keselim. Evet buradaki minik parçayı şu şekilde altına dikerek atkımızı iki kat görüntüsü vereceğiz. Evet şimdi dikme işlemlerini yapalım ve tamamlayalım. Penguenimizin atkısını da diktikten sonra kullanılmaya hazır dilediğimiz her türlü örgülerimizde kullanabileceğimiz çok tatlı sevimli bir penguenimiz oldu. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.